Köy Hayatı Sevenler kanalımdan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı, yağmurlu bir köy hayatı ve öğle yemeğiyle bugün yeniden karşınızdayız. Bugünkü öğle yemeğimizde ıspanaklı böreğimiz var. Yağmur da olsa içeride hazırlığını yapacağız ve odun ateşinde yine böreğimizi yapacağız. Kış da olsa, yağmur da olsa durmak yok yemeklere. Bu köy hayatına, hepsine durmaksızın devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Ve şu anda ıspanaklarımızı yeter. Topluyoruz bahçemizde. Yeter mi? Biraz suyu da... Ha, güzelce yıkanması lazım çünkü. Zaten iyice yağmur yemiş. Fazla bir yağmur yok ama birkaç gün önce güzel bir yağmur yağdı. Gece yağdı. Geceden sonra da iyice bir yağmuru yedikten sonra da ıspanak olsun, turp olsun hepsi kendine gelmeye başladı. Çok güzel oldu. Turplar anne niye bu kadar geç kaldı? Bak. Turp artık oldu. Oldu mu? Ama biraz daha istemez mi anne? Tabii ki bu yedikçe. Bir tabaklık ben topluyorum. Bir tabaklık toplaydı şimdi yemeği. Bakıyor böyle mesela. Hangi kökleri şu olan var. O da küçük. İrilerinden toplaydı şimdi yemeği. Yani kendini biraz belli eder zaten. Tabii kökünden. Ki. Kökünden bakıyor. Ya biz satın aldıklarımız şu kadar şu kadar. Sapları bu kadar uzunluğunda alıyor. Çünkü boyları moyları ne kadar şey olmuş böyle. Yok şimdi. Aslında bakarsan en güzeli bu turplar yenir. Taze taze. Taze. Öyle. Böyle çekici mi yiyeceksin? Ufak. Zaten büyüdü mü katleşiyor. Küçük birilerine. Ortalar var abi. Ortalar daha ufak. Ufak mı? Tabii ki daha kök tam vermedi oğlum. Bak bunlar. Bak bunlar. Bunlar güzel. Ha. Bu sapları da araya vermeyek ineklere vereceğim. Böyle her şey oldukça yeter şimdi. Aynen. Araya vermeyeyim de hayvanlara vereceğim. Turp bayağı bir var. Turpu aslında turpu da şeysiz yemek mimek olmadan bile bazen geliyorum böyle bahçeden koparıyorum. Ondan sonra hafif böyle bir tuzluyorum. Çok güzel oluyor. Yani illa yemeğin yanında değil de bunu normal böyle gelip oturup yemeksiz bir şekilde yediğimiz zaman da ayrıyeten çok güzel, faydalı diyebiliriz arkadaşlar. Ve şimdi biraz yıkama aşaması var. Dediğimiz gibi biraz toprak moprak çok oluyor. Onlara önlem almamız lazım. İyice yıkamamız lazım. Yeter mi? Yok. Bir kere daha mı?
ne kadar yağmur yakarsa yakarsın. He. İlla ki şey alıyor. Evet. Yağmurlar var ama derece soğuk iyi. Yok. Soğuk yoktur. He. Aynen. 16, 17, 18 derece. Önümüzdeki haftalarda şey gösteriyor. Güneşli mi? Güneşli de yağmurlu güne gösteriyor ama fazla değil böyle ama hava derecesi güzel gösteriyor. Aynen. Yok, havalar soğuk değil. Hava derecesi iyi olsun da. Soğuk değil yani, havalar maşallah çok güzel. Olsun ama yağmur yaksın da. Aynen. Bu aylarda zaten yağmur bize lazım. Tam zamanı. Yani tam bahar. Mart bitti bahar. Aynen. Zaten Mart'tan Nisan'da tam yaz geldi, Ramazan'da. Aynen. Yaz geldi. Şimdi dediğimiz gibi yemeğimizi hafiften yağmurlu olduğu için şurada böreğimizi yapacağız, açacağız. Ondan sonra da odun ateşine doğru her zamanki yerimize gideceğiz. Lan sen nereye çıkmışsın? Bu arada hala ineklerimizi, havuçlarımızı vermeye devam ediyoruz. Fazla vermiyoruz çünkü tıkanmasınlar diye. Arada bir fazla vermiyorsun değil mi anne havucu? He? Tıkanmasın yok diye hayvanlar. Havucu nasıl? Günde bir defa her birisine yani bile bir küçük satını doldurdum. Fazla zarar eder, korkuyorum hayvanlara. Ve ayrıyetten dediğimiz gibi bir tüm tüm vermiyoruz. Sütü şey oluyor, sarı oluyor diye. He. Yağda mağda fark eder mi anne o tereyağında falan? Tabii ki. Yağda fark oluyor. Yağın yüzü sarı olur. Onun için fazla vermiyor. He. Günde bir defa o da hani böyle 10 kiloluk satını dolduruyor her birisine. Yani bu satının dolusu üçüne veriyor. Yeterli zaten. Yavrulara? Az. Bu kadar. He, daha az. Çünkü küçükler boğazında bunu iki defa veriyor hepsine. Aynen. İki seferde hepsine veriyor. Gözlerine falan güzel, iyi geliyor hayvanların. Ayrıyetten havucun yaprakları var. Onları da veriyoruz ayrıyetten. Çünkü yeşilli gerçekten arada bir hayvanlara vermek lazım. Çok iyi, faydalı oluyor. Şimdi bu ıspanaklı hani böreğe ben daha önce gördüm, sanki bir başka bir isim diyorlardı. Buna geçen gün ben de gördüm. Şimdi bu size de açıklama getireyim arkadaşlar. Bizim demek istediğimiz şöyle, bu ıspanaklı börekte şimdi yufka gibi açılıyor ya, arasına ıspanak değil mi anne öyle? Ispanak. Sonra bir daha üstüne. Ay ıspanak. Bak ıspanağı doğruyor, hafif bir tuz atıyor, bir hafif efeliyor onu. He. Sonra yumurta kavuruyor, baharatını koyduktan sonra yumurtanın karıştırıyor. Onu işte söyledi ne böreği? Bir börek söyledi, hani onu unuttum aslında, bir börek vardı. Osmanlı ya, böreği mi diyordu? Ne diyor? Denemek istedik. İnşallah havalar güzel olsun, sabah kahvaltıları. İnşallah. Sabah kahvaltıyı ben çok severim. Sabah kahvaltılarını köy hayatında sizlere paylaşacağız. Çünkü yorumlarda da sizler de çok sevmişsiniz köy hayatında sabah kahvaltısını. Evet. İnşallah.
Yani şimdi ben o kadar verdim, siz daha doymadınız mı? Sabahleyin ben de verdim. Bak ben de verdim. Bak daha doymadılar. Şimdi verdim ya, şimdi dedim bir daha vereyim. Verdiğim zaman da iki biraz yiyor, ondan sonra bırakıyorlar. Sonradan geliyorlar, geri yiyorlar. Sabahleyin bir sürü verdim vallahi. Tardekler sizi, tardekler. Dombili. Dombiliye bak, dombiliye. Dombili. Bu dinlensin biraz. Ben şu ıspanağı doğrayayım, hazırlayayım. Elimi yıkayayım, gelin. Hadi gelin, dayanamadım bir daha, gelin. Gelin. Gel. Hadi. Bir kere çağırdım, artık tamam, bitti. Ana, yem nerede? Bakayım. Anne, yem nerede? Odanın yanında bak o şey sonra böyle. Gel. Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Şimdi kavga zamanı. İki ekip karşı karşıya. Bunlar ayrı takılıyor, bunlar ayrı takılıyor. Şimdi yemi bu tarafa atacağım. Yemi bu tarafta attığım zaman da bu horoz yine bu tarafa gidecek. Heh. Bu tarafa gel, bu tarafa. Şimdi ben buna bir çare bulmam lazım. Bu tarafa geçsen. Geç bu tarafa. Heh. Tamam. Bütün düzeni bozan sensin. Ispanaklarımızı da doğramaya başladı Selam Sultan. Verme gelmeleri. Bak yine kovaladı değil mi? İçeridekilerini, içeridekini bitirsinler. İçeride bir sürü yem var. Bak şimdi daha da kovalıyor. Bak, bak, bırak bak, bırak alışma. Alışırlar birbirine. Bunlar iki koroz alışmaz birbirine anne. O yorulmuyor da. Ama o kırmızısı da bundan, şimdi sarısı da bundan dolaşıyor. He işte diyorum ya, iki grup ayrı ayrı takılıyorlar bunlar. He. O çıktı, o biri de arkasına çıktı. Sabah ne? Nereden çıktı da görmedim. No, daha da kovalıyor. Mafya geldi. Bu da ustanmıyor, daha da geri geliyor. Hayvan, adı beraber. Şimdi bu biraz ufak yani, biraz büyüsün. Daha iyi olmadı oğlum, daha. Bu büyüdüğü yaşlı zaman var ya, buna artık buna izin vermez. Yaşını doldurmadı
Musti Paşa yatıyor da. Musti'nin uyku zamanı. Bence bir tepsilik yeter bu. Bir tepsi diyorum çekelekli yapayım, bir tepsi bundan yapayım. Olmaz mı? İki tepsi yapayım. He, onu. Aynen, daha güzel olur. İki çeşit. Sadece ıspanaklı olmasın. Ha, zaten dört yumak çıkar kalmış. Çıkıyorum içine yumurta. Ya yani dediğin gibi çekerek olmazsa yanında böyle çekerekli. Ha, yukarı. Olmazsa yani. Çekerek yukarıda yumurta bunun şeyle. Bunun içine yumurta kavrulup oluyor ya. He. Bu da sadece çekerekli yapacağım. Baharatlarımızı dağıtıyoruz. Buna yeşil soğan da koyabilirsin. Ama ben sade yapacağım bu sefer. Dört yumak. He, iki tane yapacağım. İki tepsilik yani. Bir, şey. İki tepsilik şey yani. Çünkü bir kat altta oluyor. Şimdi gösteririm şeyde. Bunun içine biraz... Yani bu ortada kalıyor. Böyle ortaya yapıyor. Aynen. Altta bir, üstüne ıspanağı, bir daha üstüne yufkayı, şey ekmeği. Ekmek, hamur. Ona yufka açılacak. Yufka mı açılacak? Yufka açılacak. Sardın üstüne. Bana iki tane mi, üç tane yumurta kavuracaksın mı? He? Yumurta. Vereyim oraya. Yok, kavuracaksın önce. Yağda kavuracaksın. Mesela soğanın yerine biz buna yumurta koyacağım. Zeytinyağı da koyacağım şimdi. Bol zeytinyağı olsun ortası. Aynen, zeytinyağı olmazsa olmaz. Zeytinyağını da getireyim. Şunlara bakacağım. Ve ıspanağın içerisine yumurtamızı da koyduk gördüğünüz gibi. Bu dediğin gibi şey, Osmanlı böreği. Osmanlı böreği diye. Evet, Osmanlı böreği. Geçiyormuş. Yani baktığım kadar. Neden Osmanlı böreği derseniz, dediğimiz gibi birazdan yufka açımında, şey, ekmek açımında böreği açtığımız zaman orada tam detaylı sizlere göreceksiniz. Bu da böyle kalsın. Paylaşacağız. Şimdi biz şeyi açıp tepsiye koyacağım zaten. Bu arada Senem Sultan'ın yeni tahtası. Aynen. Güzel ama değil mi anne? Ya. Ben şey dedim sana, alsaydın mesela bu şeylerden küçük de var, büyük de var. He, ama bu yufka ekmek açmak için de güzel. Üstünde yemek yemek için güzel. He. Bir dört kişiyiz. Güzel. Aynen, yemek yemek için de güzel. Her zaman yemek senden üstün olacak. Yok, üstünle olacak. Güzel yağmurlardan sonra bu arada portakal ağaçlarını görüyorsunuz. Işkın vermeye başlamış. Ey maşallah. Daha yeni portakal bitti. Şimdi yeniden ışkın vermeye başlamış. Şükürler olsun Rabbime. Gerçekten yağmur olmazsa olmaz. Bu güzel yağmurlar
hem bahçemizi, hem köy hayatını, her şeyi, yeşillikleri, ekimleri, hepsine ayrı bir güzellik, ayrı bir yeşillik getirdi. Şükürler olsun Rabbimize. Bence Şerife yenge geliyor. Şuradan gördüm sanki böyle bence geliyor. Şerife yengemizi bilmeyen de yoktur. Üç mu anne açılıyor, son mu? Son. Evet, maşallah. Bu arada yufka ekmek, inşallah yakın zamanda bir yufka ekmek yapımı daha olacak köy hayatında. Ayrıyetten de dediğimiz gibi ben her zaman diyorum videolarımda, inşallah Rabbim kısmet ederse İncirli'ye gideceğiz. Yani kısmet olmazsa gidemeyeceğiz. Rabbim bilir hepsini. Dediğimiz gibi kısmet olmadı çünkü bayağıdır. Uzun zaman önce yine söyledim sizlere, kısmet olmadı, olmayınca gerçekten olmuyor. Çünkü yağmurlar filan derken, köy işleri, möy işleri, oradan şuradan buradan derken işlerimiz bitmedi. Bitmediği için de gidemedik. Kısmet olmadı, öyle diyelim. Her şeyde bir hayır vardır, bunda da bir hayır var. Gidemedik, inşallah kısmet olduğu zaman her zaman aklımızda gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Ve orada da güzel çekimlerle sizlerle beraber olacağız. Köy hayatı, çoban hayatı, yufka ekmek yapımı, annemi eskilere götüreceğiz. Annem de bizleri eskilere götürecek. Teyzemlerle beraber, onlarla beraber bizler de, sizler de eskilere gideceğiz inşallah. Tabii yemekler yendi ya, keyifler yerinde. Keyifler yerinde. Ve ayrıyetten de tavuk takviyesi yapacağım ileride. İleride şu an bazı yorumlarda siz şey için görüyorsunuz arkadaşlar, inşaatla ilgili bayağı bir, çünkü daha dağınık yani toparlanmadı. Bizim burayı toparlamamız yani yazı bulur. Gerçekten yazı bulur. Köy işlerinden dolayı. Siz de biliyorsunuz köyde ne kadar köy hayatı güzel olsa da bir o kadar da zorlukları var illaki. Ama o güzelliği daha çok diyelim. Zorluklarının daha çok güzelliği var, yaşamı var. Dediğimiz gibi tavukların kümesi falan orada biraz tamam düzensiz. Ne kadar da olsa tam ateşin yerini biraz yaptık, köpeğimizin yerini yaptık ama ne kadar da olsa biraz daha düzensiz. Ve düzene bindirmek için şöyle bir şey. Ben şimdi oraya kümes yapmayı düşündüm. Çimento ile beraber düzenli güzel bir yuva yapmayı düşündüm. Sonradan annem falan şimdi yapmayalım dedi. Neden yapmayalım? Yarın bir gün duvar çekildiği zaman buraya, bahçenin etrafına, orası ineklerin ahırı biraz büyüyecek. Oraya kadar gelecek. Mecburen onu yeniden yıkmamız gerekiyor. Daha sonra da yemlik falan olacak buraya kadar. Ben şuralara bir yere, daha önce sizlere de yine bahsetmiştim. Şuralara bir yere daha güzel, daha düzenli bir şekilde hayvanlarımızın yerini yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yer değiştirdiği zaman hayvanlar gerçekten rahatsız oluyor. Tavuklar özellikle de bu konuda rahatsız oluyor. O yüzden inşallah, bu arada tandırımız filan da bir ara gitmiştik. Bir abimiz çarşıyı paylaşmış ki sizlere. Onu da bize eleştiri yapmıştı. Yüz yüze bile eleştiri yapmıştı. Ama dediğimiz gibi bayağı bir düzen lazım. Bu düzenler içinde biraz da zaman lazım. Zamana ihtiyacımız lazım. Çünkü dediğimiz gibi çok yoruluyoruz. Çok zor geçiyor bu aralar. Köy hayatında zorluklar derken eğer inşaat gibi filan dediğimiz gibi çok zor. Ayrıyeten köy işleri, hayvanımız var filan derken bu konuda zor. Ama unutmayın, her zaman da söylüyorum, ne kadar zor olsa da güzellikleri, yaşamı daha güzel. Her şeyden daha güzel. Ne kadar yorulsanız bile köy havası, köy hayatı insanın tüm yorgunluğunu alıyor. Üzerinde hiçbir yük bırakmıyor bir zaman sonra.
Yağmur hafiften çiseliyor. He, yok, güzel yağıyor. Güzel yağmur yağıyor. Hafiften hafiften böyle çiseliyor. Sesi belki gelmiyor ama gerçekten çok güzelmiş. Yağmur var şu anda. Biraz daha mı ısınması lazım? Yok, ben şey yaptım, yavaş yavaş pişsin diye. Şimdi bir şey olursa yanar. Altında külleyi gibi. Şimdi biz sarcın altına biraz külli yok ya. O küllemesen hemen yanar, pişmez. Bu yavaş yavaş pişecek. Ya sarcın altına bir şey koyuyorlar. Böyle kalın bir şey koyuyorlar. Başka bir saç ya da böyle külleyici yapışsın diye. O da ortaya yapmayacağım. Bir de bez kenarlarına çok ateş olmasın. Bir sayara bir tatalım. Zeytinyağı koyuyoruz üzerine. Şimdi daha böyle. İşte bu. Ve ıspanağımızı da ekliyoruz. Benim de aynı. Duman. Bu kenarları yapışacak, sonra tabii çevireceğim değil mi anne? Çevirmem için. Çok güzel yanıyor ateş. Ama içerisinden bir tane böyle şey olduğu zaman dumanı var ya, mahvediyor. Ağlamak istiyorum. Zaten ağlıyorum şu anda. Şu anda ağlıyorum zaten. Arkadaşlar hiç gördünüz mü ekmek yaparken, yemek yaparken ağlayan? Ağlayan insan değil mi? Biz yemek yaparken ağlıyorlar. Ya Allah, gözlerimiz görüldü. Az koyar mı yakacak, sönmesin diye. Ve yağımızı da aynen bu şekilde yine üzerine döktük. Bol yağlı. Zaten yağla kızarıcı iyice ne? Bu yağın tadı olmazsa olmaz ya bu. Yani. Ramazan'ı özleyenler, iftar yemeklerini özleyenler var mı arkadaşlar? Ramazan ayında iftar yemekleri, çok güzel iftar yemekleri, çok güzel bir Ramazan ayını köy hayatında beraber yaşayacağız inşallah. Niye bu bağırıyor? Ne? Bu hayvan niye bağırıyor diyor. Hangi sadece bu zavrum lan? O benim ağzım. O mu bağırıyor? Niye? Beni burada görüyor diye belki. Kafasını kaldırıyor mu? Belki de doğru, oradan görüyordur. Kızarsın. Kızarır değil mi?
Yani bunu ters çevirince yırtılmaz mı anne o? Yok. Ters çevirdiğin zaman. Alttaki pişik. Pişik mi? Tabii ki alttaki pişik. Alttaki pişiyor. Ondan sonra... Ateşi sağlam attın ama burada. Bak. Daha bu. Ayağına biçtim biraz. Maşallah. Bu arada hemen fotoğraf alayım. İki o şeyle mi indirdim? Ben tepsinin üstüne koyacağım. Bakalım ya şeylerini görüyorsun yoksa. Sen bu tarafa hiç gelme anne. Boğulursun. Yine bir ateş gelecek. Sarı çiçekler ne kadar güzel olmuş ya. Sarı sarı çiçekler yok mu? Dumanı bir de çektiğimiz zaman burnumuz akıyor. Nasıl sanki nezle gibi aynı. Vallahi. Gözlerimiz kırıldı. Rüzgar var ya. Bundan. Sence sen bu tarafa gel anne. Burada vurmuyor. O taraftan çok vuruyor. Video çekerken bu arada ben ayrıyetten de görüntü alıyorum. Güzel görüntüler alıyorum. Instagram hesabımızda falan paylaşıyorum. Açılma mı yaptı ya? Yok o zaten normalde ben öyle pasta. İyice pişsin diye bekliyorum. Öyle olacak. Tam fotoğraf alıyordum. Ondan sonra tam annem indirme aşamasını yaptı. Bilemiyorum şey, yoksa durdurursam şey olur. İyi, çok şükür bir sıkıntı şey olmadan iyi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağım çattı. Yağlı ekmeği bile ne kadar güzel ha. Ve şimdi çekerek. Evet, o çekerekle. Bak bile açını açarsan geri. Elim, o elim yandı benim. Ya? Oo. Böyle. Neyse kapat soğumaz. E şimdi de ikincisini yapma aşamasına geçtik. Aynen. Dur ateş vereyim. Şöyle bir nefes alın, gözlerim kör oldu. Uf. Ve yağmur biraz daha hızını göstermeye başladı. Yağmur hızlandı.
Yeterli mi? O fazla mı yapasın o zaman anne? Neyi? İçine? He. Ben her şeyim fazla olur. Öyle asla. Çok değil de normal. Olsun. Yine yenir, o yine yapar. Tabii ki o bir daha yapılır. Mesela biberliye koyarım. Aynen. Bak kesin o seni görüyor, ondan bakır yani. Beni görüyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşim var diyor. Ateşi fazla diye. Aram işte. Hayır. İstat verir ki de sana. Sen orada durdukça sana çok geliyor. Ay. Yapayım mı? Sabahı tutuşturayım. He, bak altına açayım mı? Bak, altı da kızardı. İyice kızardı. Bu iki şeyini kaldıracağım ki şey olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Aha böyle. Şimdi bunu keseceğiz. Ufak bak. Aynen. Hazır hale geldi ve yavaş yavaş yemeğe doğru geçelim arkadaşlar. Ve şimdi de kesme aşaması var. Sonra diyorlar ki niye kilo almışsın? Senem Sultan yapar da kilo almaz mıyız? Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Evet. Hepinizi. Hepinizi. Yorumlarda herkes gelsin. Yorumlarda şöyle bir şey var. Geliriz inşallah. İlerleyen zamanlarda izin şeyimiz olduğu zaman Hataylı hemşerilerimiz var ayrıyeten. İnşallah geldiğimiz zaman geliriz. Videolarımızı izleyin arkadaşlar. Gerçekten geldiğiniz zaman hepinizi bekleriz. İnşallah. İstediğiniz böyle şey yemek olduğu zaman da inşallah geldiğiniz zaman da uzun zaman kalmanız lazım. Kaldığınız zaman da gün içerisinde inşallah o yemeği yaparız. Hep beraber İnşallah. Yeriz inşallah. Herkesi bekleriz. Herkesi arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi biz bir aileyiz. Her zaman da inşallah öyle kalacağız. İnşallah. Yanında ayran. Başka ayran bir şey var mı anne? Yapabilirsin, çorba da yapabilirsin. Turp da soyabilirsin. Mesela böyle. Aha. Böyle ama çok gevrek olduğu için ya, parçalar, hemen şey olmaz. Diğer şekilde de yapabilirsin. Aha, böyle. Böyle dürüm yapabilirsin. Bu taraftan mesela çevirebilirsin. İnce küçük tarafını. Daha küçük parçalara kesip parçalaması için. Aynen. Böyle dürüm yapacağım. Yanında ister çorba, istersen şey koyabilirsin. Çorba, evet, çorba daha iyi olur. Ve arkadaşlar söylediğimiz gibi yeme aşamasını hiçbir zaman paylaşmadık. Evet. Yemeğimizi son aşamaya kadar paylaştık ama yeme aşamasını paylaşmadık şimdiye kadar. Yani bundan sonra da paylaşmayı düşünmüyoruz. Dediğimiz gibi bu şekilde. Ve bir öğle yemeği, köy hayatı ve öğle yemeği videosunun burada sonuna geldik. Öyle. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı. Bu şeyle, lor peynirli. Çökelek. Bu şeyle. Ispanaklı. Ispanaklı. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.